Emine! Mart kedisi gibi camdan bakacağına git de evin tozunu al. Her yer toz içinde. Evin çevresinde it kılıklı bir oğlan dolanıp duruyor. İt kılıklı oğlan mı? Şöyle yalı kava gibi ince uzun sarışın cana. Tevekkeli zayıflar sinsi olur derler. Dur sen, ben bakarım. Sen git işine bak. Efendim anne. Ben de seni arayacaktım. Zinet nasıl oldu? Ah be çocuğum, nasıl olsun? Vallahi ceset gibi öyle konuşmadan, yemeden, içmeden yatıyor. Şimdi Berna var arkadaşı yanında. Hani belki onunla konuşursa açılır, rahatlar. Sen var güzel bir şeyler söyledi, yüreğim ferahlasın be çocuğum. Ne oldu? Gösterdin mi belgeyi kocanla kayınbabana ha? Tutup attılar mı o küçük yosmayı kapı dışarı? O belge Muazzez'i değil, asıl beni yaktı. Nasıl yani? Söyledi mi yoksa yalancı hamileliğini? Ona bile gerek kalmadı. Namık atmaca gibi korudu onu. Bu Muazzez'in değil, bizim utancımız dedi. Babama kesinlikle söylemeyeceksin dedi. Ay korudu ha. Kızım, hemen çık gel bize. Şu işin aslını faslını bir iyice anlayalım ha. Ona göre çözüm buluruz. Feyyaz iti buralarda dolanıp duruyormuş. Az önce Emine söyledi. Şimdi bir de ona yakalanmayayım. Nasıl bir çirkefin içine dolandım ben. İyi anneciğim, o zaman ben gelirim. Nasıl olsa Berna var Zinet'in yanında. Ah nazara geldiniz, nazara. Nazara geldiniz. İyi tamam, hadi gel, bekliyorum anne. Ne yapıyorsun sen Emine? Laf mı dinliyorsun? Tozları al dedin ya, ben de tozları alıyordum. İyi, bak işine.